Herkese merhabalar. Ben Burak Özarslan. Uzun zamandır düşündüğüm bu videonun vaktinin geldiğini ve birçok insana ışık olacağına inandığım için yayınlamak istiyorum. 2012 yılında uzun süredir dünyamızın bulunduğu boyut değişti ve Maya uygarlığının belirttiği gibi bu tarihten itibaren dünyamız foton kuşağına girdi. Yaklaşık olarak 15 sene içerisinde çok hızlı bir yükseliş gerçekleşecektir. Bu foton kuşağındaki ziyaretin birçok etkenleri şu anda gerçekleşmeye başladı bile. Artık dünyamız eskisi gibi olmayacak. 3 günlük fiziki ve ruhani bir karanlıkla beraber tüm canlılar güçlenip zihinlerini berraklaştırdılar. Uyanış 5. günden itibaren gerçekleşmeye başlamıştı. Ne yazık ki dünyada yaşayan birçok materyalist zihin hala bunu kavrayamadı ve anlatmaya çalışanlara deli gözüyle baktı. Dünyamızın foton kuşağından tamamen çıkması 2000 yılı bulacaktır. Bu süreçte dünya daha yüksek bir enerjiye sahip olacak. Bu yüksek enerji tüm canlıları etkilerken insanlık için hazır olmayanlara çok daha ağır gelecektir. Öncelikle bu yüksek enerjiye kendimizi hazırlamamız ve bu frekansa kendimizi uyarlamamız gerekir. Bu frekansa ulaşamayanları bekleyen şeyler ise neler mi? Bir dahaki reenkarne yaşamlarını bu dünyaya benzeyen fakat tamamen şiddetin ve savaşın olduğu başka bir gezeganda doğacaklar. Frekansları düşük olanlar uyum sağlayamadıkları için depresyon, sürekli mutsuzluk hali ve delirme gibi deneyimler sonrasında intihar olaylarına yöneleceklerdir. Kendini geliştiremeyen düşük frekanslı toplumlarda iç savaşlar ve kitlesel ölümler gerçekleşecektir. Düşük tekamül seviyesindeki ruhlar için bu dünya daha da yaşanmaz bir hal alacaktır. Ruhsal bir kısır döngüde olan düşük frekanslı ruhlar gelişimleri tamamlayana kadar bu döngüde devam edeceklerdir. Belki de tüm semavi dinlerde anlatılan cehennem kavramı bu olabilir. Ne dersiniz? Ne mi yapmalıyız? 2020 senesine ulaştık bile. Ve dikkat ederseniz kitlesel ölümlerin başladığını görebiliyorsunuz. Dünya şu anda bir pandemi ortamında bulunuyor ve her gün birçok insan hayatını kaybediyor. Evlerimizden dahi çıkamadığımız bu dönemlerde birçok insan akıl sağlığını bile zor yerinde tutabiliyor. Öncelikle bizler ruhsal halimizi temizlememiz gerekmektedir. Fiziksel ve zihinsel olarak da bunu desteklemeliyiz. Bunu nasıl yapacağımızı anlatacağım. Diğer videolarda aşağıda anlatacaklarımı ekstra açıkça anlatacağım için burada size kısa bir özet olarak geçiyorum. İlahi yaratıcının gücü ve kendisi ışık, sevgi ve enerjidir. Bu sevginin bir kısmı biz insanlar olarak kalbimize taşıyoruz. Başka insanlara tolerans gösterebiliriz ama kendimize tolerans gösteremeyiz. Buna vicdan denir. Her insan ruhunda o yaratıcı gücün bir güzel parçası bulunur. Ve bu ruh reenkarne olur. Ve o sevgi de reenkarne olurken bütün diğer bedenlere aktarılır. Bu demek oluyor ki ruhumuzu arındırmak için doğduğumuz günden bu yana her 5 senede bir geriye bakıp ne düşündük, ne konuştuk ve nasıl davrandık diye düşünebiliriz. Tüm bunları ele aldığımızda hayatımızı komple değiştirebiliriz. Bugüne kadar her 5 senede bir diğer insanlara herhangi bir kötü davranış vesaire kendimizde bulduğumuzda bundan kendimizi arındırabiliriz. Her bir arınmadan sonra daha derin nefes aldığımızı ve kalbimizin daha da genişliğinin farkına varırız. Bizi karanlığa hapseden şeylerden nasıl da uzaklaştığımızı fark edebiliriz. Kalbimize ve ruhumuza altın bir ışığın geldiğini her geçen gün fark edeceksiniz. Ayrıca fiziksel olarak vücudumuzu arındırmamız gerekir. Her şeyden önce işlenmiş yiyecekleri, şekerli meyveleri, alkol veya uyuşturucu gibi bağımlılık yaratan alışkanlıkları vücudumuzdan temizlememiz gerekir. Bunlar ruhsal gelişim için hızımızı kesen ve bizi en başa atan davranışlardır. Katkılı her yiyecek ve içecekten uzak durdukça enerjimiz daha hızlı dengeye gelecektir. Günlük yapılacak egzersizler sayesinde ruhumuzdaki değişimleri gün ve gün her gün fark edeceksiniz. Ruhsal Yükseliş Çalışma Rehberi'nin ilk videosunu sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonrasında her hafta bir video ile Ruhsal Yükseliş Çalışma Rehberi için bir video yayınlayacağım. Ve bunları madde madde size daha detaylı olarak anlatıyor olacağım. Umarım herkesin faydasını olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.